Merhabalar. Bugün Isparta Sütçüler'de bulunan Yazılı Kanyon'a gidiyoruz. Bu Yazılı Kanyon'a Keşif Isparta aracılığıyla gidiyorum. Bu Keşif Isparta Süleyman Demirel'de uygulanan bir program diyebiliriz. Bunun ayrıntılarını daha ileride bahsedeceğim. Şimdi otobüsün kalkacağı yere gidiyorum. Orada görüşürüz. Otobüse bindim ve Yazılı Kanyon'a doğru hareket ediyoruz. Şimdi bu Yazılı Kanyon'a doğru hareket ederken hem biraz yolları göstereceğim ve Keşif Isparta programı hakkında bildiğim bilgileri paylaşacağım sizinle. Keşif Isparta projesi, proje kapsamında SDV öğrencileri eğitim süreçlerinde kendilerine eşlik eden şehrin tarihi, coğrafi ve doğal güzelliklerini yakından tanıyor. Yılın belli ayları içerisinde önceden belirlenmiş rotalara ücretsiz olarak düzenlenecek geziler tüm öğrencilerimize açıktır. Yani bu gezileri Süleyman Demirel'de okuyan bütün öğrenciler katılabilmektedir. Bu Keşif Isparta kapsamında gidilecek birkaç rotayı sizlerle paylaşacağım. Aksu Zindan Mağaraları, Kovada Milli Parkı, Yazılı Kanyon Milli Parkı. Şimdi biz Yazılı Kanyon'a gidiyoruz zaten. Ağlus'un Saga, Lasus Antik Kendi, Eğirdir Yeşilada, Akpınar Seyir Terası gibi birçok Isparta'da bulunan şehrin güzel turistik rotalarına ücretsiz bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Yaklaşık 1,5 saat otobüs yolculuğundan sonra kanyon girişine geldik. Bakalım ne bekliyor bizi. İyi bir macera olacağını düşünüyorum. İnşallah. Çok ıslanmayız inşallah. Ne? Bizim köye benziyor. Gelin bizim köye. Ya, bizim köyde keşke böyle benzesin. Bizim kanyonun derinliği 100 metre ile 400 metre arasındaymış. Bu kanyon mu? Ha. Emin misin? Kanka şu tepeden ölçersen vardır mı? O tepeler de güzel. Suyu da güzelmiş buranın ya. Bak. Bu adını veren şey Hür İnsan. Yazıtı buraya adını veren şey. Bir diğer özelliği ise şudur. Erken Hristiyanlık dönemi ilk misyonerlerinden olan Hazis Paulus Templar 4 büyük yolculuk yapar. Bu yolculuklardan bir tanesi Kıbrıs üzeri Antakya üzerinden Antalya Aspandos Perge Selçuk üzeri Sütçüler Kisinti Antiyokya'ya bugünkü Yalvaç'a kadar olan yolculuğunun bir kısmında bu güzel bir güzergâhtan gerçekleşir. Yolun önemi de budur. Hür insan üzerine yazılmış olan bir şiirdir. Fakat bizim halkımız kaya bloğun içerisinde define aradığı için sağ olsunlar. Orada ne arayacaksa
yazıtı atlatmışlar diyebilirim, parçalamışlar diyebilirim size. Ama tümevarım yöntemiyle toparlanabildiği kadar Türkçe çevresi burada vardı. Burası hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi bir kez daha söylüyorum arkadaşlar. Bakın, hava yağışlı. Özellikle bu su borularının üzerinde fotoğraf çekmek için toprak gevşekçe kanyonun kenarına, bir kez daha söylüyorum. Bakın, az önce gördüm bazı arkadaşlarımızı. Şimdi de hala bazı arkadaşlarımızı görüyorum. Patikadan lütfen ve lütfen. Bu sizin sağlığınız değil, sizin yaşamanız için yapmış olduğum bir uyarı. Daha önceki yıllarda burada çok kazalar verdik. Çok öğrenci arkadaşlarımız hayatlarını kaybetti. Riskli bir bölge, yağışlı bir hava. Lütfen yolun sağ tarafından yürümeye özen gösterelim, olur mu? Fotoğraf noktalarında ben zaten duracağım. Duruyorum da. Anlaşıldı? Haydi. Birazdan bahsettiğimiz yer Fethiye yakınlarında bulunan Saklıkent Kanyon'dur. Orası küçük ya. Şimdi güçlü de bayağı çok soğuk oranın suyu. Buranın kını bilmiyorum ama. Ama sanki buranın suyu daha güzel gibi geldi bana ya. Doğal olarak burada daha temiz. Orada insanlar giriyor çıkıyor. Keşfedilmemişler. İşte yıllık 50 bin yerli yabancı turist ağırlıyormuş burası. Saklıkent'e giden çok fazla kişi vardı. Rahat bir 300 bin 400 bin vardır yani. Buranın yaklaşık 8 katı. Vardır. Bir de deniz kenarı olduğundan, denize yakın olduğundan tercih ediliyor. Şimdi genel bir özet geçelim. Yazılı Kanyon Tabiat Parkı, Isparta ile Sütçüler ilçesi Çandır Köyü sınırları içerisinde toplam 600 hektar alanı kaplıyor. 1989 tarihinde Tabiat Parkı olarak ilan edilen Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'nın kaynak değeri, jeomorfolojik yapısı, bitki örtüsü, yaban hayatı ve arkeolojik değerleridir. Kayanın üzerindeki şehir ülkemizdeki en güzel yürüyüş parkurlarından biri, kanyonun girişine giden yol üzerindedir. Patikalarında kızıl ağaçların, saçlı meşelerin, deli zeytinlerin, defnelerin, mersinlerin yanı sıra ilerlerken aşağıda akan göksu size eşlik eder. Sonbaharda kanyon göz alıcı bir ışıkla yıkanır. Sararmış yapraklar açarken uçuk mavileşen suyla yan yana gelir. İlkbaharda ağaç kakanların tıkırtısı, baştan karaların, kızılgerdan ve isketelerin ve deve kuşlarının ötüşleri göksünün sesine karışır. Yazılı Kanyon'un derinliği 100 ile 400 metre arasında değişir. Tabiat Parkı'nda yürürken karşılaşacağınız kaya yazıtı rivayete göre St. Paul ile St. Bernabeu'nun karşılaşmalarını ithafen yazılan Yazılı Kanyon'un adını aldığı açık hava dua mahalli yazıtları ile birlikte taşınmaz bir kültür varlığının doğayla bütünleşmesini sergilemektedir. Geçmiş kuşaklardan günümüze kadar gelen Aziz Paulus'un da kullandığı yol bu yazıtların hemen önünden geçmektedir. Yazıtlarda yer alan köle olarak doğup ünlü bir filozof olarak ölen Epiktetos'un şiiri günümüz toplumuna hürriyetin önemini bir daha hatırlatmaktadır. Kral Yolu'nun üzerinde bir anıt, beklenmedik bir biçimde bir yaşama felsefesi olarak karşımıza çıkan bu mısraları okuduktan sonra göksünün kıyısında 30 dakikalık bir yürüyüşle yemyeşil bir açıklığa varacaksınız. Mevsim ilkbaharsa kendinizi bir çiçek tarlasında bulacaksınız. Mevsim yaz ise isteyen kayaların içinde oluşan doğal havuzların buz gibi sularına kendini bıraksın. İsteyen
çimlerin kokusuyla uyusun. İsteyen de yüzyılları devirdiği halde hala ayakta duran abide çınarların görkemli dallarına tırmansın. Yazılı kanyonda tabiatın hayat döngüsünü takip etmek de mümkündür. Gökkuşağı kanatlı kelebekler, yaprakları kırmızı bir kaplan postunu andıran bitkiler, yılan yastıkları, siklamenler, zakkumlar, kızıl akbaba ya da yaban keçisi görürseniz de şanslı olduğunuzu bilin. Tabiat parkı antik çağın efsanevi kral yolunun geçtiği yerlerden biridir. Eskiden at arabalarıyla da geçilebilen bu eski Roma yolu bir asır öncesine kadar yöredeki köylüler tarafından kullanılıyormuş. Aziz Paulus'un Anadolu'da geçtiği yollar son senelerde şöhret kazandığı için burası da Likya yolu ile birlikte popüler bir uzun yürüyüş rotası haline geldi. Bu yüzden de en beklenmedik yerde elinizde bu yolun haritasıyla dolaşan turistlere rastlamanız mümkündür. Bir de sakız ağaçlarına, yaban güllerine, anemonlara, yazılı kanyonda rehberiniz tabiatın kendisi olacak. Yeter ki siz göksünün kıyısına inin ve suyun akışını takip ederek yeryüzüne var olmanın mutluluğuna varın. Kaynağı kanyon içerisinden Göksu Irmağı, Karacaören Baraj Gölü'ne dökülmektedir. Biyoçeşitliliği koruyan önemli yerlerdendir. Özel bir şehir işletmesidir. Müdürü Adnan Yılmaz Türk'tür. Türk'ün yaptığı 6. Bölge Müdürlüğü'ne bağlıdır. Yıllık ortalama 50 bin ziyaretçiliğe ev sahipliği yapmaktadır. İşletmecisi Bekir Acar'dır. Biraz da Hür İnsan şiirinde bahsedilen Epiktetos'tan bahsedelim. İslamiyet'ten sonra 50 ile 138 yılları arasında Hierapolis'te doğup Yunanistan'ın Epirus bölgesinde ölen ünlü filozof olup bir köle olarak Roma'ya götürülerek azat edilmiştir. Tanrı'nın birliğine tüm insanların aynı ve tek Tanrı'dan geldiğine inanan bir düşünceye sahipti bu Epiktetos. Kanyon girişinde sağ taraftan giderseniz orası kanyon yolu oluyor. Sol taraftan giderseniz de Aziz Paul yolu oluyor. Bu Aziz Paul yolu sayesinde kanyon Hristiyanlar ve din turizmi için kutsal yerlerden birisi sayılıyor. Yani çok fazla yabancı turiste geldi oluyor. Yaklaşık 1,5 saatlik bir yürüyüşten sonra başladığımız yere geldik. Burada biraz daha vakit geçirip Isparta'ya geri döneceğiz.